Merhabalar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Türk Marşı'nı çalmaya çalışacağız. Bundan önce kanala yüklemiş olduğum piyano videosu en son 2 yıl önce kadardı. Ondan bu yana piyano videosu yüklemedim ve zaten toplamda 4 tane piyano videosu var kanalda. Ve de telefonda piyanoyla uğraşmaya yaklaşık 4 yıl önce başladım. Türk Marşı'yla da bayağı bir ilgilendiğim zamanlar olmuştu. Hala da aklımda var. Umarız sıkıntı olmadan çalmaya çalışırız. İki farklı seviyede çalacağız. Başlangıç ve de orta seviyenin biraz daha üstü. Ama telefonda çalınabilecek en iyi Türk Marşı'nı sizlerle birlikte çalmaya çalışacağız. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde Türk Marşı'nın size bahsetmiş olduğum kısmını çalmayı başardık. Şimdi bundan biraz daha kolay olan başlangıç seviyesindeki Türk Marşı'nı çalmaya başlayalım. Evet, bu şekilde de kolay olan Türk Marşı'nı çalmayı başardık. Şimdi dilerseniz ince detaylara geçelim. Evet, Türk Marşı'nı çalmak için ilk olarak uygulamaya girdiğimizde klavyenin sol tarafında kalan Çalmayı Öğren adlı yere giriyoruz. Buraya girdiğimizde sağ üstte arama butonu var. Oraya tıklıyoruz ve İngilizce karakterler olarak Türk Marşı yazıyoruz. Yazdığımızda önümüze çıkan ilk sekmeye tıkladığımızda zorluk derecesi, kılavuz modu ve çalma modu geliyor. Zorluk derecesini kolay yaparsanız benim en sona çalmış olduğum kolay mod. Orta yaparsanız da ilk başta çalmış olduğum orta mod. Zorluk derecelerine göre çalma yapabilirsiniz. Kılavuz modunda düşen notaları yaptığınızda hangi notaya ne zaman basacağınızı kontrol edebilirsiniz. Bu da pratik yapmanız açısından gayet güzel bir olay. Çalma modunu da dinle yaptığınız takdirde siz hiçbir notaya basmadığınız durumda program kendi belirlediğiniz parçayı çalıyor ki bu da pratik yapmak için en uygun yöntemlerden bir tanesi. Derseniz başlayalım bu şekilde. Hemen göstereyim. En başta bir donduralım. Burada ritmin yanında hız kontrolü var. Bunu en ideal 0-20
20, 0, 10 kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü ilk başta hangi notaların nerede olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Bu da işte buradan hız seviyesini ayarlayarak olabilir. Burada notalar düşüyor. Yavaşlattık. Az biraz hızlatalım. Hiçbir şey yapmadığımız halde kendi çalıyor. Siz sağ tarafıyla ilgileneceksiniz. Sol tarafı böyle biraz daha ileri düzeyler için. Ben sadece E4 ile C4'ünü kullanabiliyordum zor olanında. Burada bir sürü daha şey var. Tabii bu da orta seviye olduğu için bu şekilde. Sağ tarafıyla ilgileneceksiniz. Burada isterseniz notaları tek tek kağıda yazabilirsiniz veya tek tek notalar düşmeden önce dondurup siz pratik yapabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Ama ben şimdi videonun içerisine gireceğim. Programın içerisine gireceğim. Orada daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bu altta gözüken notaların nasıl açıldığını da göstereceğim sizlere. Burada pratik yapabilirsiniz. Her türlü bütün kontrol size ait. Tamamıyla burada yapabilirsiniz. Şimdi geriye gelelim. Bu Türk Marşı'nın telefonda nasıl bir mantıkla çalınacağını hep beraber görelim. Ortada sağ üstte ortada duran tuş etiketlerini göster adlı kısma tıkladığınızda orada tuşlarda C4, D4'ü görüntüle yazıyor. Ona tıklıyoruz hemen. Ona tıkladığımız zaman önümüze bu şekilde notaların üzerinde harfler ve yanlarında rakamlar çıkan ibareler geliyor. Şimdi buradan nasıl başlıyoruz? Tabii siz bu yere gelmeden önce çalmayı öğren kısmında belli bir antrenman falan yaptınız. Az biraz tecrübeniz var. Ondan sonraki düzeyler için anlatıyorum. Çünkü bu şekilde olursa biraz daha yani önceden bir bilgi edinirseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi kısım kısım öğrenmek her zaman daha iyidir. Bu ezber mantığında da öyle. Yani bir cümleyi ezberleyecekseniz bir kelime, sonra iki kelime, bir kelimeyle iki kelimeyle birlikte öyle öyle cümle, sonra paragraf falan diye mantığıyla ben bu şekilde ezberledim. Sonradan ezberledikten sonra artık hangi notaya bastığımda hangisi çıkacak, hangi notadan sonra hangisi gelecek az çok tahmin etmeye başladım. Benim olayım bu şekilde oldu. Ben de kendime göre anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ilk olarak ilk kısımdan başladım. İlk kısım nasıl geçiyordu? Bu şekilde. İlk olarak burayı öğrenmeniz gerekiyor doğal olarak başlamak için. Sonrasında hemen burayı iyi öğrendikten sonra burayı da öğrendiniz. Sonra ikisini birleştiriyoruz. Burayı bayağı bir tekrarlıyoruz ki burası otursun. Ve de tuşların ne kadar üzerinde basılı duracağı da artık çala çala sizin kulağınıza oturacaktır. Çalmayı öğrenme modundan da bunu zaten istediğiniz kadar bakıp öğrenebilirsiniz. Orta seviye alırsınız 0-5 hızda. Orada çok iyi kavrayabilirsiniz. Ne yaptık? Bunları yaptık. Bu ikisi bitti. Bunları çok iyi çalıyorsunuz. Devam edelim. Burası da önemli. Burayı da yaptık. Hemen sağa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bölüm çaldık şu ana kadar. Burası şu ana kadar 4 bölüm. Bundan sonra buraya da bir bölüm dersek, buraya bastık. Burası da bir bölüm olsun çünkü burayı yaptıktan sonraki bölüm de kendini içerisinde tekrarlamaya başlayacak. Mesela şu anda tekrarlayacak. Burası da tekrarladı. Aynen böyle. Bu da 6. bölüm oldu. Bu şekilde ilerleye ilerleye kendi kafanızda bu bölgeleri canlandırarak sırasını takip ederek çalabilirsiniz. Yani pratik yaparak bu yapılabilir. Biraz zaman alır ama çaldıktan sonra "Aa, ben de bunu çalabiliyorum ya" falan, "millet nasıl çalıyor" falan diye düşünmenize gerek yok. Ben de ilk başladığım zaman YouTube'dan açmıştım ya bunlar nasıl çalınıyor diye. Özellikle zaten burada koymuş olduğum telefonla birlikte kendimin hangi parmaklarla telefonu nasıl tutuyorum. Tabii benim ellerim biraz büyük. O yüzden biraz daha rahat oluyor benim için. Ama telefonda çalmak çok zor. Çünkü tuşlar kayabiliyor parmağınızın yanından. Tabii bu videoyu oluşturmak da bayağı uzun sürdü. Öyle tek de olmadı. Bu şekilde ilk kısmı oluşturduk diyelim. Hatta bir de yavaş yavaş çalalım.
Burayı bir defa yaptınız. Dilerseniz direkt bir sonraki bölüme geçebilir veya bu bölümü tekrarlayabilirsiniz. Yani gerçeğinde bu çalmış olduğunuz bölümü tekrarlıyorsunuz. Sonrasında bir sonraki kısma geçiyorsunuz. Orada nasıl oluyor? Burayı da çalalım. Hızlı çaldığımız zaman gitti. Buraya geldik. Sonra kolay ve zor diye ayrılıyor burada. İsterseniz kolay olarak bu şekilde yapabilir veya bu biraz daha zor ama başlangıç için ben bunu tavsiye ederim. E5'ten başlıyorsunuz. G5'e iki tane tıklayıp sonra A5'ten D5'e kadar sürüklediğiniz takdirde bir de G4'e bastığınızda bu bölümde artık tamam oluyor. Sonra aynen böyle. Bu da bir sonraki bölüm. Bölümleri tekrar tekrar öğrenerek yani bayağı üzerinde çalışarak bir sonraki bölümde birleştirmeniz takdirde artık siz de telefonda Türk Marşı'nı güzel bir şekilde çalabileceksiniz. Evet, benim bu videodan diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bayağı bir zaman harcadım. Yeter ki güzel bir şekilde izleyenlerin yararını dokunsun. İzleyenlerin beklentisini karşılasın. Temennimiz bu yönde. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz.